Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlere Futbol Manager 2022'de sadece forvetlerin 85 gol attığı taktiği inceleyeceğiz. Bunda yeni bir ikardi videosu olarak çekiyordum. O taktikte muazzam sonuçlar aldım. E böyle olunca taktiği de paylaşayım dedim ve bana da ayrıca bir taktik videosu çıkmış oldu. Güzel bir taktik oldu. 4-4-2 şeklinde öncelik tablosuna bakacağız. Akabinde taktiğe geçeceğiz. Lig tablosuna göz attığımızda bu taktikte 38 karşılaşmada 35 galibiyet alıyoruz. 2 beraberlik 1 mağlubiyetimiz var. 125 tane gol atmışız. 34 tane de gol yemişiz. 91 avarajla 107 puanla şampiyon olmuşuz. Tabii yeni bu transferlerle vesaire bir yama mevcut. Bundan dolayı Oyunda güncel oyuncular var. Kanalda zaten 2022'nin güncel transfer yamasını sürekli güncellenen yamayı bulabilirsiniz. Hızlıca taktiğimize bir göz atalım. Taktiğimiz dediğim gibi 4-4-2 şeklinde. Savunmanın sağında Dubois'te başladık. Van Anolt'u kullandık. Nelson ve Abdülkerim'i pasör stoper verdik. Hemen önlerini defansif oyun kurucu ve savaşçı orta saha kullandık. Oyunumuzu kuran domine eden burada Oliveira olarak defansif oyun kurucu rolünü verdik ve yanında savaşçı orta saha rolünde Torreira'yı kullandık. Bu bağlamda Torreira hem savunmada hem merkezde sert oyunuyla oyuna denge sağlıyor. Sağ kanat Yunus'u ters ayaklı hücum olarak kullandık ve ters ayaklı hücum olarak da Kerem'i sol tarafta kullandık. Forvet'te ise Icardi'yi fırsatçı golcü olarak kullandık. Mertens'i ise yaratıcı forvet rolünde kullandık. O ara paslarını gole çevirmesi için hızını ve bitiriciliğini kullanması açısından mertensi ya da forvet olarak kullandım şimdi pozitif futbol diyoruz hemen geliyoruz Birazlar daha kısa pasta çık sağ bek sol bek desteğe gelsin demişiz biraz kısa paslaşma yüksek tempo demişiz hemen geliyoruz karşı pres kontra atağa kalk burada rakip ceza sahasına paslaşarak gir veya beklenmeden orta açı seçmedim çünkü çift forvet oynadığımız için hem orta açılsın hem pasta girilsin şeklinde talimat verdim çünkü hem içeriden oynayacağız hem dışarıdan oynayacağız. Böyle bir kısıtlama yapmak istemedim. Soğunma hattımızı önde kullandık. Hücum attığımızı ise çok önde kullandık. Çift forvetle birlikte kanatlarımızla baskı yapalım istedim ve yüksek şiddetli biraz ve rakip kaleci top, topa çıkartırken baskı yap dedik. Taktiğimiz bu şekildeydi. Gördüğünüz üzere Icardi 48 gol, totalde 60'a yakın gol atmış. Hazırlık karşılaşmalarını falan sayarsak yani muazzam performans sergiliyor. 23 neler olacak hep birlikte göreceğiz. Mertens 37 golü var. Kerem'in 11, Yunus'un 11, ve Oliveira'nın 4. Oliveira'nın asist de var bu arada. Evet 13 asisti var. Oraya da çok asist yapmış. Çok şaşırdım. Yani ligde bile 13 gol toplamda. 37 maçta 3 gol 14 asist oynamış. Muazzam performans sergilemiş. Dubu ise bakmak istiyorum hızlıca. O da aynı şekilde 11 asist sergilemiş. Van Anadolu'sa yine o da 11 asist. Yani takımdaki tüm oyuncular muazzam bir katkı sağlamış. Takımdaki tüm oyuncular bu rollerle birlikte neredeyse skora herkes katkı sağlamış oldu. Bu bağlamda bu taktiği sevdim. Beklemiyordum böyle bir performans sergileceğini ama burada tabi en canlı alıcı nokta Icardi oldu. Güzel bir taktik oldu. Tabi burada izleyenler de var tabi bu performanstan sonra. Bakalım Icardi geldiğinde neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Taktiğimiz bu şekilde açıklama kısmına linkini koyacağım çok isteniyordu. Son iki videomda yine link bıraktım. Bunda da bırakacağım. Şifremiz ise emrenium alt dire 11. Bu videomuz bu şekildeydi. Farklı futbol major videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.